Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. LGS yolculuğumuza demokratikleşme çabalarıyla devam ediyoruz. Birincisi, güçlü demokrasi demek, güçlü devlet demek. Hatırlarsan demokratikleşme neydi? Eğer bir ülke tek başına bir kişi yönetirse bu ülke krallık. Kraliyet. Evet, bunu tak diye kırabiliyorduk ama halkla beraber yani birlikten kuvvet doğup yönetmeye çalıştığı zaman bu kalemleri kıramıyordum Tonguç. Niye? Birlikten kuvvet doğuyor. İşte demokratikleşmeye ve milli iradeye hakim kılmaya yönelik birçok önemli adım atılmıştı. İlk başta ne yapılmıştı? 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Bu gerçekten harikasın. Bu gerçekten milletin ta kendisinin olduğu meclisti ve bu mecliste halk milletvekilleri vardı, memurlar vardı, zenginler, fakirler, çobanlar, imamlar, öğretmenler, herkesin olduğu bir meclisi ve bu meclis Ulusal Kurtuluş Savaşımızı kazanmıştı. Sonrası 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmıştı ve böylece artık ülkenin egemenliğinin halka ait olduğu tescillendi. Ve yine 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle yönetim rejimimiz, yönetim şeklimiz belli oldu. Ve 3 Mart 1924'te de halifelik kaldırılınca artık ulusal egemenlik tam anlamıyla sağlanmıştı. Fakat daha da geliştirmek için ne yaptık biz? 1925'te çok partili siyasete geçmek için adımlar attık. Bazı sorunlar çıktı. 1929'da bir daha geçmek istedik. Yeniden bazı sorunlar çıktı. Ama önemli değil. Biz her seferinde güçlü demokrasi için, güçlü devlet için Mustafa Kemal Atatürk mutlaka milli iradeye önem verdi. Şimdi çok partili hayat deyince aklına ne geliyor Tonguç? Full kop kop parti parti gerçekten de hayatımızı yaşıyoruz. Eğleniyoruz ki top kopuyoruz. Ne diyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Ne partisi? O parti dediğin senin doğum günü partisi, pijama partisi. Bizim burada bahsettiğimiz parti siyasi partiler. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası yani partisi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi. Serbest Cumhuriyet Partisi. O zamanlar partiye fırka diyorlar. Şimdi birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk. Ve ekonomide devletçi inkılaplar yapıyor. Dolayısıyla ekonomik modeli devletçilik, cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına sıkı sıkıya bağlı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ise ilk genel başkanı Kazım Karabekir. Bak bu ilk parti Tonguç'um. Burası ise ilk muhalefet partisi. Yani iktidarı değil de muhalefeti oluşturan parti. İlk muhalefet partisi. Ekonomide liberalliği savunuyor. Devletçi politika yerine yani temel yatırımları devlet yapmalıdır. Politikası yerine liberalizm yani her şey özel sektör yapmalıdır diyor. İnkılaplar zamana yayılmalı diyor. Ve cumhuriyetçilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı bak. Laiklik ilkesi yok. Demek ki burada laiklik ve devletçilik politikası liberalizm ve laiklik olmaması bakımından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Cumhuriyet Halk Fırkası birbirinden birazcık farklı partiler. Zaten Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası sonradan 1925 yılında Şeyh Said isyanında rolü olduğu gerekçesiyle kapatılacak. Serbest Cumhuriyet Fırkası'na baktığımızda bu ekonomik buhranlardan dolayı Amerika'da yaşanan ekonomik kriz sonrası Türkiye'ye de yansıyor. Ve bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle kurulan bir parti. İlk genel başkanı Fethi Okyar, o zamanki meclis başkanı. Ekonomide liberal bak devletçilik yönüyle farklıydı. CHP devletçiydi ama Serbest Cumhuriyet Fırkası liberaldi. Kadınlara siyasi hakkı savunuyor ve cumhuriyetçilik ve laiklik anlayışına bağlı. Fakat yine bu partide işte birçok önemli aşamada rejim karşıtlarının toplandığı parti olduğu için sonradan kendini fesheden bir parti olacak. Şimdi Şeyh Said isyanı, İzmir suikasti ve Menemen olayları inkılaplara ve cumhuriyet rejimini benimseyemediğimizi gösteren ya daha doğrusu tam anlamıyla benimseyemediğimizi gösteren olaylar. Niye? 1925 yılında çıkan Şeyh Said isyanı esasında dış mihraklar tarafından yani İngilizler tarafından desteklenen bir isyan. İngilizler Musul'u elimizden almak için Şeyh Said isyanını dingilizlik yapıyorlar ve Şeyh Said isyanı bilerek destekliyorlar. Dış destekli diyoruz buna. Ve Şeyh Said isyanı yüzünden Doğu Anadolu'da güven ve huzur bozuluyor. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk takrir-i sükun kanunu çıkarıp o bölgede sükuneti yeniden sağlamaya çalışıyor. Şeyh Said isyanında belli bir etkisi bulunduğu için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor ve belli bir dönem takrir-i sükun kanunu uygulanıyor ve hızlı bir çağdaşlaşmaya geçiliyor. Fakat maalesef o dönemde çok partili hayat bitiyor. Yani muhalefet partisi kalmıyor. Sonrasında İzmir suikastinin yapılması, hatta Mustafa Kemal benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözünü söylediği dönem.
Burada da yine inkılaplara ve Cumhuriyet rejimine karşı çıkan kişiler Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alıyorlar. Menemen olayında ise Derviş Mehmet olayı olarak da bilinir. Burada Menemen olayında şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Şeyh Said isyanı çıktığı için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Ama Menemen olayı çıktığı için Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılmıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini feshettikten sonra Menemen olayının çıkması ne kadar doğru bir karar alındığını gösteriyor parti kapatılması açısından. Çünkü Menemen olayında da din elden gidiyor diye Menemen ilçesinde Kubilay Aztemen şehit ediliyor. Şimdi Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı, Menemen olayı nedir? Gel güzel bir şekilde anlamaya çalışalım Tonguç'un. Birincisi Şeyh Said isyanı Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır çevresine çıkan bir isyan. Bu isyanın en büyük farkı... Dingilizler. Evet, Dingilizler resmen dingilizlik yapıyorlar, dingillik yapıyorlar. Ve dış destekli olduğu için buraya bunu not düşmek istiyorum Tonguç'um. Çünkü burada diğer isyanlarda Türkiye içerisinden çıkan bir isyan ama burada İngilizler Musul'u almak için Diyarbakır ve çevresinde dış destekli bu isyanı destekliyorlar. Şimdi burasına dikkat et. Şeyh Said isyanı, Menemen olayı veyahut da İzmir suikastinin hepsi suçların iskal ve askeri mahkemelerde yargılanmasıyla sonuçlanacak. Yani Şeyh Said isyanından sonra da suçlar mahkemelerde yargılanacak. İzmir suikastinden sonra da, Menemen olayından sonra da. Burada hukukun üstünlüğünün esas alındığını sana sınavda soracaklar. Dolayısıyla buraya yazıyorum. Sınavda soruları yazıyorum. Hukukun üstünlüğü geçmiş yıllardaki sınav sorularına çıkmış. Bu konu üzerinden defalarca gelmiş. Hatta tekalifi hıyanet-i vataniye kanunuyla alakalı kısımda da hukukun üstünlüğünü bize sorabilirler. İzmir suikastine baktığımızda bu da İzmir gezisinde planlanan bir suikast girişimi. Bunu az önceki sayfamızda söylemiştik. Mustafa Kemal Atatürk'e birileri suikast yapmak istiyor. Sonradan yakalanıyorlar ve Mustafa Kemal diyor ki benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yani daima payidar kalacaktır diyor. Menemen olayına baktığımızda ise bu da 1929 yılında 1930 yıllarda ortaya çıkıyor. Aztemen öğretmen Kubilay'ın şehit edilmesiyle sonuçlanıyor. Nasıl oluyor? Menemen ve çevresinde bir grup din elden gidiyor diye toplanıyorlar. Ve isyan çıkarıyorlar. Aztemen öğretmen Kubilay da gelip onlara durun diyor. İsyan etmeyin diyor. Öyle bir şey yok. Mustafa Kemal Atatürk de Müslüman. O da bir şekilde bu ülkeyi kurtardı. Bizimle beraber demokrasi getir diye insanları sakinleştirmeye çalışırken halk hadi oradan hadi oradan diye bunun üzerine yürüyor. O da halkı dağıtmak için silahını çekmek istiyor ama öğrenci olduğu için daha silahın içerisinde kurşun yok. Ve ateş edince yani daha doğrusu ateş edip insanları dağıtayım derken silahı ateş almayınca insanlar halk gördün mü silahın bile ateş almıyor biz haklıyız diyerekten onu şehit ediyorlar. Onu orada çok ciddi olumsuz olaylar yaşanıyor. Ama sonrasında uzun bir dönem yani Şeyh Said isyanından dolayı ve Menemen olayından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'nde çok partili hayat belli bir süre erteleniyor. Neden? Çünkü halk tam anlamıyla laiklik ilkesini, cumhuriyetçilik ilkesini ve diğer çağdaşlaşmayı anlayamadığı düşünülüyor. Ve takrir-i sükun kanunu ve buna benzer kanunlarla tek partili dönemde ciddi bir çağdaşlaşmaya gidiliyor. Sonradan 1946'lı yıllarda çok partili hayata geçildi. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Ödülü sorumuzu yap, yorumlar yolla. Hadi bakalım.